Katılımcılardan birkaç kişi özellikle radyolojik değerlendirme ile ilgili niye bir bölümümüz yok diye sordu. Sizce olsa iyi olur muydu? Genel fikir olarak olurdu herhalde, değil mi? Peki. Yani bunun ışığında muhtemelen şu ara vaka arası şeylerde konuşma bir tane şey eklememize yarar var. Peki bunu bir radyolog mu anlatsaydı yoksa ortopedist mi anlatsın? Belki hemfikiriz. Bu konuda sorun yok. Şimdi bu hastamız bir yıldır olan ön omuz ağrısı. Bakın, Hawkins pozitif, niye pozitif? NIR testi yapıyoruz. NIR testi de pozitif. Hastanın ağrısı geçiyor. NIR testi pratikte yapıyor musunuz? Poliklinikte, değil mi? Çok önemli bir test aslında. Bu da radyolojik görüntüleri hastanın. Koronal MR kesitleri, ön arka grafisi. Tanımız ne? Keşke bir şey olsa, değil mi? Oydan olsaydı. Pahalı olay. Subaklomeri sıkışma mı? Ya da rotator hastalığı mı? Glomerular eklem artrozu, SLAP2, aklomeri eklem artrozu, anterior omuzun instabilitesi. Olasılıktan daha çok subaklomeri sıkışma, değil mi? Daha çok onu düşünüyoruz. Peki. Bu hastayı biz tabii şey planladık. Şurada yalnızca bir kaf yırtığı da şurada görünüyor. Artroskopik tedavi planladık. Şu da artroskopik görüntüsü. Artroskopik girdiğimizde şöyle bir görüntüyle karşılaştık. Şurada arka potadan bakıyorsunuz. RF şeyden, lateralden. Bunu gördükten sonra tanınız ne? Bu bir. O saklı. Aslında filmde görebilirdiniz bunu. Ben sakladım bu filmleri. Şurada os akromiyeli görüyoruz. Yani şu gördüğümüz os akromiyeli. Os akromiyeli biliyorsunuz tipleri var. Bu mezo tipi, mezo akromiyon tipi, preakromiyon mezo var, meta var. Daha geniş olanı bu mezo akromiyon tipi, orta tip. Şimdi ne yapalım? Bir akromiyeli gibi bana soru soran biri vardır. Evet, ne yapalım? İsminiz neydi, pardon? Onur. Takip edelim diyen var mı? O zaman bir şey yapalım. Evet. Burak, ne yapalım? Burada. Evet, değil mi? Rezeke dersek ciddi bir deltoid yetmezliği gelişebiliyor hastalarda. Biz de bunu tespit ettik. Açık bir tespit yaptık. Şurada görüyorsunuz kafı da tamir etmiştik. Üzerine de açık redüksiyon ve gelgi bandı yöntemiyle internet tespit yaptık. Tek yöntem bu değil aslında. Bunu şu şekilde artroskopik de yapabilirsiniz. Bakın birazdan bu başka bir hasta, aynı hasta değil. Şurada görüyorsunuz akromiyonu. Bu da mezoakromiyon. Yine tazeleyip doku tazelemek çok önemli çünkü bu konjenital bir sorun. Oraya tazeledikten sonra bakın redüte ettikten sonra şurada görüyorsunuz. Perkütan guide tellerini yerleştirip bu birinci gayet teliydi. Bu ikinci gayet teli. Yerleştirip buraya kanevidalarla şöyle kanevida sıkıyor. İlk başta biraz itiyor.
Sonra baş oturdukça kompresi ediyor orayı. Şunu fark etti, burası grefleme gerekiyor ama bakın kanülde gelirken ciddi bir kemik yapı getiriyor bu bölgeye. Yani kanül yapı kendisi bir grefliyor orayı. Bakın şurada kompres ediyor şu anda. Bu şekilde de açmadan, çünkü açarak gerçekten büyük bir kesi yapmanız gerekiyor oraya. Açmadan da yine artroskopik kontrollü olarak da yapılabiliyor. Evet, os akromiye çok önemli. Özellikle instabil olan os akromiyeleri mutlaka tespit etmek gerekiyor. ...64 yaşında kadın hasta, sağ omuz ağrısı olan bir hasta, hareket kısıtlılığı var, 2 yıldır ağrısı var, fizyoterapi görmüş, gece ağrısı var, 6 aydır hareket kısıtlılığı devam ediyor ağrısıyla birlikte. Hastanın muayenesi. Ağrı ve hareket kısıtlı var. Donuk omuz değil çünkü eklem hareketi açık ama. Dış rotasyonu kısıtlı. Direkt grafisi. MR. MR kalitesi biraz kötü. O yüzden hani atrofiyi değerlendirmek biraz zor ama geniş bir, değil mi? Rotator manşet yırtığı var. Ne yapalım? Tamir edelim. Değil mi? Onun dışında herhalde aralık yalnızca şöyle. 3,4 milimetre bir aralığı var. Atrofi çok yok ama böyle bir aralık var. Ne önerirsiniz? Reverse. Reverse yapalım diyen var mı bu hastada? Baran? Peki denedik. Girince şöyle bir yırtık gördük. Aslında çok dejeneratif bir şeyi var. Bu gördüğünüz kaplonun hemen yanında geniş bir dejeneratif. Bisepsi tenotomize ettik. Ardından tazeledik. Ankor koyduk. Ve bunu diktik. Güzel bastırdı. Medyayı da dikiyoruz. Evet. Oldukça memnunuz dikişimizden. Güzel tuttu. İyi oturdu. Birinci yıl. Hastanın birinci yılı. Hasta bir fark yok. Hiç. Hasta aynı şirketle devam ediyor. Yani yeni başlamadı aslında. Hiç bizden ayrılmamıştı. Şeyde senin hastan mıydı? Değildi herhalde. Nasıl? Çok eski. Evet. Şimdi ne yapalım? Bu da yeni MR'ı. Tekrar relüptürü var. Şu ankoru görüyorsunuz. Relüptürü var. Şu da ama aralığı biraz daha iyi ölçülmüş. Ama şu da MR'ı, dediğim gibi MR kalitesi çok iyi değil. Yani o atrofiyi çok net göremiyorsunuz. Atrofiyi görmek için özel tebir sekansları gerekiyor. Burada bir bakarsanız şeye, size gelen sekansların birçoğunda T2 var. Yani sagittal kesitlerde, o yüzden de göremiyorsunuz çoğunu. Evet, şimdi ne yapalım? Postop birinci yıl ve rüptür. Latissimus dorsi. Atıyorsunuz tendon transferi ekleyelim. Ağrısı var mı? Muayenesini gördün. Var. Ağrısı da var. Tekrar dikelim.
girdik şöyle bir görüntüsü vardı. Artık iyice o dejenere kısım, ilk girdiğimizde dejenere bir kısım vardı. Biz aslında onu almaya kıyamadık. O dejenere kısım tamamen rezerv oldu gitti ve geniş bir yırtığımız var şu anda. Nasıl bir yırtık? Bu sefer U şeklindeki bir yırtık gelişti. Şimdi ne yapalım? Graft. Ben kullanmadım. Tamir, latissimus'a dönelim ya da bypass'ı destekleyip protez mi koyalım? Gerçi dejenerasyonu çok yok abi. Bypass vazgeçti protezden. Tamir. Peki. Biz de aslında kıyamadık. İlk önce tendon koyduk. Ardından gerdik. Ama bu sebep biraz daha fazla ankor kullandık. İkinci tamiri sonrası görüntüsü. Tekrar gelir mi? Hı? Geldi ama. Evet. Bu sefer aslan kurtulduk. Artık gelmiyor. Hastayı 2 yıla kadar takip etti. Biraz eski bir hasta. Tekrar bize dönmedi. Ama dediğim gibi eğer depritmanı yetersiz yaparsak, kaf kalitesiz bir kafa dikiş koyarsak bir şekilde tekrar yırtarak gelebilir. Daha geniş bir yırtıkla gelebilir size. Bu başka bir hasta. 59 yaşında. Bir yıldır ağrı şikayeti var. 6 ay hareket kısıtlılığı var. 6 ayda hareket kısıtlılığı var. Gece ağrısı var. Fizyoterapi görmüş ama belki fizyoterapisi iyi değildi. Yararsız. İlk muayenesi bu. Çok ağrılı. Farkındaysanız dış rotasyon yok. Toygun bu sen misin? Toygun nerede? Bu sen misin? Korundaki işaret. Ameliyata girecek. Ameliyat öncesi videosu bu. Şu direkt grafisi. Pardon, supraspinatus çıkım grafisi. Burada ne görüyoruz? Şu akromion. Akromion'da görüyorsunuz tip 3'e yakın. Burada bir sporu var. Bu da hastanın MR'ı. Yırtık. Atrofi çok değil sanki. Ama dediğim gibi bu da T2 sekansı. Çok iyi belli olmuyor. Ne yapalım? Şu da aralığı da fena değil ölçümlerde. Protez mi? Bypass. Peki. O zaman buraya ilk önce şu da artroskopik görüntüsü. Bisepsi kestik. Geniş bir kresentik yırtığı var. Görüyorsunuz mobilize geliyor. Aslında tam şey değil. Bacakla daha mobil. O yüzden ve pseudo paralizisi olduğu için hastanın bunu kaplonu olmadığını, bu bir U şeklinde bir yırtık olduğunu düşünüp ilk önce tendon dikişe koyduk. Yırtığı kresent haline getirdik. Daha sonra MDR'e koyduğumuz ankorla ve gerdirerek tamir ettik. Çok da memnun kaldık. Bakın şurada tamir sonrası görünümü. O geniş yırtık çok güzel bir şekilde kapandı. İyi mi? Evet, biz de çok memnunduk şu tamirden ama hasta postop birinci yıl yine bizde. Hiçbir şey değişmedi. Ağrısı devam ediyor.
Psitoparalisi devam ediyor. Hasta yine omuzunu kaldırıyor. 90'a kadar kaldırdıktan sonra biraz kaldırabiliyor. Ama birinci yılında yine başarısızız. Yaptık, evet. Şimdi daha iyi net belli oluyor. Evet, bu tabii tekrar MR çektirdik. Şurada bizim ankorlar, kullandığımız ankorlar burada. Tekrar rüptürü var. Ama bu sefer atrofisi, supraesminatusta yağlı dejenerasyonu var. İnfraesminatusta da var. Subscapularis fena değil gibi görünüyor. Aralık bu sefer 3.9. Şimdi yapalım. Tendon transferi. Protez. Daha değil. Peki. Girdik. Şu artroskopik görüntüsü. Temizlik yapıyoruz. Yapışıklar temizledik. Çok kalitesiz bir kaf dokusuyla karşılaştık. Aslında diksek yine bakın şu koyduğumuz ankor. Biraz bozulmuş. Bir yıl geçmiş üzerine. İpler yok etrafta. İpler bir kısmı bozulmuş. Şu aslında L şeklindeki bir yırtığa daha çok benziyor. Çünkü posterior bacak hareketsiz. Apex çok hareketli değil. Ön bacak biraz daha hareketliydi. Şimdi yapalım. Böyle bir tablo var karşımızda. Aslında mobil. Yani onu diksek yine dikeriz. Dikelim mi? Dikmeyelim. Yağlı dejenerasyon atrofi var. Özellikle yağlı dejenerasyon var. O yüzden dikmeyelim. Bu hastada da açıkçası bakalım. Bunun diksek de tekrar yırtılabileceğini düşünerek evet, videonun değişmesi gerekiyor. Hastaya latissimus dorsi transferi yaptık artroskopik yardımla. Şu gördüğünüz posterior'dan gelen tendon. Şurada tendon içeride. Şu. Hastaya latissimus dorsi transferi yaptık. Artroskopik yardımla. Bu da üçüncü ay. Dış rotasyonu bile fena değil, değil mi? Hı? Bu hasta geçen hafta geldi. Videosunu çektim de buraya koymayı unuttum. Beşinci yılı. Hala daha iyi. Bir tek skapulotorasik ağrısı var diğer tarafında. Onun için gelmişti. İyi gidiyor. Nasıl? Sorunlu olanla çekiyoruz. Bir de biz genellikle birinci sene geçtikten sonra işte çalışmalara falan başlıyoruz. O yüzden çekip mesela birçok çalışma yapılıyor burada. 6 aydan sonra. Yok. Yani bir şey değiştirmiyor çünkü çok parlıyor her taraf. Çok bir şey göremiyorsunuz. Sonuç olarak latissimus dorsi'nin de ne kadar etkili olduğunu görebiliyoruz buradan. Bu başka bir hasta. Bu da 73 yaşında. Travma sonrası sağ omuz anterior çıkı gelişmiş. Çıkı sonrası hareket kısıtlı var. İlk bir EMG yapılmış. O da aksi sinirde bir lezyon tespit edilmiş. Ama 3. ayında bu hasta bana gelmişti. 3. aydaki EMG'sinde düzelme olduğunu gördük. Hastanın ama hareketlerinde ciddi kayıp ve ağrısı vardı. Şu travmadan sonraki 5. ayı. Bakın kendisi kaldırıyor. Çok, çok uyumlu bir hasta. Bizim bir gastroenteroloji bir doktor beyin babası. Kayınpeder pardon. Babası. Değil mi? Hanım duyarsa. Sorun. Evet. Direkt grafisi hastanın. MR. MR'da sagittal keside şöyle biraz atrofisi var. Yağlı dejenerasyonu yok ama atrofisi var. Şurada infraesminatus, supraesminatus birlikte yırtılmış olduğunu görüyoruz.
Subscapularsa bir miktar atrofi var. Şu da aksiyel ve koronal kesitleri. Şurada subscapularis yırtından dolayı bir miktar posterior doğru yer değiştirmiş görüyorsunuz bir miktar. Şurada da rotatomayışa şuralarda bir yerde. Travmatik 5. ayında 73 yaşında ne yapalım? Psitoparalizisi var. Tabii tabii. Fizyoterapi sürekli görüyor. Yani fizyoterapi bölümünü takip ediyor. Onlar sürekli emegesini yaptılar. Düzeldiğini gördüler. Deltoidini ama tabii rotator manşetten dolayı omuzunu hareket ettiremiyor. Ne yapalım? Tamir. Artroskopi yapalım. Belki. Direkt protez yapan olur mu? Olmaz herhalde. O evet Mahmut protez. Aksiye çalışıyor sorun yok. Pasif hareketler çıkıyor da iyi herhalde. Tabii pasif iyi. Sadece aktif yapamıyor. Ağrısı var. Biz aslında girdik. Çok geniş bir yırtığı vardı. Üst yönü bisepsi bir kestik çünkü çok önümüzü kapatıyordu. Sonra şurada subscapularis yırtık olduğunu gördük. İlk önce subscapularis tamir ettik. Bakın şurada subscapularisin tamiri. Ardından şöyle geniş bir yırtığı vardı. Onu ilk önce yumuşak dokulardan temizledik. Bakın şurada yapışıklıkları var. Onları ayırdık. Bu kresentik bir yırtıktı. Zaten travmatik yırtıkların çoğu kresentik oluyor. Çektiğiniz zaman biraz mobilize olduğunu gördük. Bakın şöyle mobilize geliyor. Kresentik yırtık. Ama geniş ve subscapularis içine alan bir yırtık olunca tabii hasta omuzunu hareket ettiremiyor. Daha sonra ankora koyduk. Bu videonun sonu yok. Burada bitiyor. Çünkü neredeyse kaydetmemişsiniz sonunu. O yüzden onu gösteremeyeceğim size ama tahmin ettik. Emin olabilirsiniz. yaklaşık 5 ankor kullandık bu hastada. Birazdan filmini göreceksiniz. Bakın kullandığımız ankorlar tamir edildi. Dejenerasyonu yoktu. Çok fazla. O yüzden tamir ettik. Bu da 4. ayım. Postu. Evet. Hatta dizinde menisküs lezyonu vardı. Bir de bana ısrar etti. 6. ayda bir de menisküs ameliyatı yaptık. Adam yani... Gerçekten dejeneratif yırtığı vardı. Onu da aldık. Şimdi mutlu. Ondan da mutlu. Bilmiyorum. Yani adam pozitif bir adam. O yüzden iyi gidiyor yani işleri. 42 yaşında ev hanımı bir yıldır omuz ağrısı çekiyor. Nanosteroid antiinflamatuar fizyoterapi görmüş. Gece ağrısı var. Direkt grafisi böyle. Ön arkası ve supraspinöz çıkım grafisi. Şu da MR. Ne yapalım? Tanınız ne? Hı? Kemik pankart. Kemik pankart 1. Nasıl? Slap 2. Supraglenoid kist, slap 2, slap 2 artı kist, manşet yırtığı, manşet yırtığı artı kist. Bu aslında slap için çok tipik bir bulgu. Buradan spinaglenoid kist oluşuyor. Bakın bu geniş bir kisti var aslında. Neredeyse kasın içine doğru geliyor posteriordan. Slap 2 ve kist için ne yapalım? Bu hastaya ne yaparsınız? Ağrısı var, hareket kısıtlılığı var. Videosu niye koymadım bilmiyorum.
Tamir. Peki kisti ne yapalım? Burak, ne yapalım? Değil mi? Lateral dejenatif menisküs kistlerine benziyor değil mi? Bunlar tek o valvi ortadan kaldırırsanız, slap tamir yapıp o valvi ortadan kaldırırsanız genellikle bu kiste kaybolur. Biz de bu hastada bakın şurada slap lezyonunu görüyorsunuz. Meniskopi labrumu vardı. Hastanın slabını tamir ettik. Slap anlatılmış. Bunun arkasında işte o trapdoor tam bunun arkasında. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Hafif hareket edince arkası açılıyor. Oradan sıvı kaçıyor kistin içerisine. Daha sonra geri dönemeyen sıvı orada birikip giderek kisti oluşturuyor. Tamirden sonra o içeri giren sıvının bir tekrar girişini önlüyorsunuz. Özellikle metalik kullanıyorsunuz orada. Evet, daha ucuz. Ve bir de eklem dışı kullanıyorsun. Yani süper şeyde slapta biraz eklem dışı kullanıyorsun. Bir de direkt grafitten takip edebildiğimiz için bir çalışma planlamıştık ilk başlarken. Onu hep metal konuda sonra hep metal gittik. Ben slap için metal ankor kullanıyorum. Çünkü tamamen eklem direkt içine yani şey için hiçbir zaman kullanmam. Labrum tamiri için ama burada metal ankor kullanıyorum. Pardon. Şurada ankoru görüyorsunuz. Bir ankorumuz. Bu da hastanın 3. ay MR kontrolü. Özellikle MR istemiştim ben. Şurada ankorun görüyorsunuz. Bakın geniş bir kisti vardı. O kistin olmadığını artık rezerve olduğunu görebiliyoruz. 3 yani ay içerisinde bile o kist rezerve oluyor. Bu böyle birkaç hastamız daha var. Yani sadece şeyi tamir etmeniz, slabı tamir etmeniz o kistin rezerve olmasına sebep oluyor. Çünkü bazen ben görüyorum buradan o kistten biyopsi alanlar var. Açıp o kisti çıkaran var. Ama esas sorun o değil. Esas sorun slap lezyonu. Siz slap lezyonu tamir etmezseniz o zaman her şey tekrar başa döner. Peki. 56 yaşında erkek hasta sol omuz ağrısı, fonksiyon kaybı. Bize başvurduğunda 4 ay önce bir rotator manşet yırtığı operasyonu geçirmiş. Hasta başka bir merkezden. Ondan sonra fonksiyon kaybı artmış hastanın. Şu insizyonu, şu da klinik görünümü. Hı? Şu da direkt grafisi. Şu da MR'ı. Ne diyorsunuz? Ne yapılmış? Tekrar bir yırtık var. Deltoid de biraz atrofik. Doğru. Hastanın da hareketi şu. Bu hasta geldi. Biz ona ameliyat önermiştik ama sonra ben ameliyat olmam tekrar deyip gitti. 9 ay sonra geldi. Dördüncüye de gördük ama hasta 9 ay sonra geldi tekrar geri. Ve şu durumda. Tanı ne? Ya, tekrar yırtık. Akromeköküler. Şunu diyorsun değil mi? Bu akromeköküler kes çıkık mı? Yani şuraya bakarsan çok da değil gibi ama sanki burada bir şeyler var. Veya yok. Deltoid atrofisi evet bir var biraz. Ama şunun karşısı nerede? Hasta böyle. Şu da ameliyattaki görüntüsü. Os sakromiyale eksizyonu. O sakromiyaleyi gereksiz olarak düşünülüp çıkartılmış. Biraz önce konuştuğumuz şey.
akromiyonu ne yapıyordu? Mezoakromiyonu korumamız gerekiyor. Ama o sallandığı için çok gerekli görünmemiş. Biraz daha geniş bir rezeksiyon yapıp hasta daha çok rahat etsin düşüncesiyle bilmiyorum. Ama tamamen şurada bakın, şurada akromiyon yok. Ne yaptık? Pardon, ne yapalım? Hadi ya. Yani böyle bir şeye karşılanınca ne yapabiliriz ki? Çünkü artık elinizde akromiyon yok. Deltoid de ayrılmış zaten. Deltoid boşta, o yüzden deltoid atrofisi var. Doğru, atrofi var gerçekten ama deltoid zaten yapışmıyor. Deltoid nereye? Yer yok. Kemik bulsak yapacağız. Peki biz de buraya iliak kanattan bir graft alıp üzerine delikler açtık. Bu deltoidi geçirmek için delikler açtık. Bakın şu plakla bunu fikse ettikten sonra bakın şu deltoid şurada. Şu geçirdiğimiz delikler, şu plak. Oradan deltoidi tekrar etibontla, birkaç tane etibontla yerine diktik. Şu da birinci yıl 3 boyutlu tomografisi. Şurada gördüğünüz işte bizim koyduğumuz graft. Üzerinde delikler görüyorsunuz zaten. Buradan şeyler geçiyor. Deltoid bağlanmış. İyi, rezorb olmamış. Hasta çok uyumlu bir hasta değil. Bu arada kafı dikmedik yalnız. Çünkü daha şey akrümün ne olacağını bilmediğimiz için, deltoid çalışmadığını bilmediğimiz için kafa dikmedik, kafa dokunmadı, kafa yırtıktı gerçekten ama kafa bir şey yapmadık o seansta. Hastanın birinci kontrolü. Ağrısı geçti, bu kadar kullanıyor. Benim omzum daha çok niye kalkmıyordu bu süre şikayetçi ama çok uyumsuz bir hasta. Hasta kaybolacağım çok belli oluyor. Çok uyumlu bir hasta değil ama en azından ağrısı geçti. Şöyle bir hareket başladı. Önceki hareketine göre iyi bir hareket oldu ve bir en azından bir arkı oluştu. Ben açıkçası hani daha uyumlu bir hasta olsa kaf tamirine girecektik ya da şey transferine ama şu anda görüyorsunuz 90'a kadar kaldırıyor. Sonrasında rehabilitasyonu hiç almamış. Yani düzgün rehabilitasyon etmiş. Ankara dışında yaşayan bir hasta ama en azından bakın bütün hareketlerini yapabiliyor. Kendi işini görebiliyor. Ama buradan çıkacak mesaj Osakram'a yönelik neredeydi? cevap oldu. Peki. 6 hafta tuttuk. 6 haftadan sonra pasif hareket yaptık. 3. ayda çok aktife izin verdi. Çünkü çok güvenemedik oradaki şeye. Grafte. O yüzden böyle. 51 yaşında kadın hasta. Sağ omuz ağrısı, 4 aydır şikayeti var. Travma yok, fizik tedavi görmüş, yararsız. Hareket kaybı vardı hastanın. Sağ omuzu. Omuzunu kaldıramıyor. Near pozitif, evet. Hastanın ciddi ağrıları var. Şurada MR'ı. Ne diyorsunuz MR'da? Biraz karanlık belki bu ama şuradaki ışık çok fazla. Şöyle. SLAP. Evet, biz aslında SLAP olarak düşünmüştük bu hastada. SLAP, subaklonun sıkışma donuk omuz. Donuk omuz. Donuk omuz. SLAP, subaklonun sıkışma. 51 yaşında. Pek düşünen yok. Olabilir. Belki hepsi birden olabilir. Doğru. Artroskopi yaptık. SLAP birdi. Yani dejenere bir slabı var. Orayı sadece depriman yaptık.
ardından subaklinal bölgeye geçiyor. Ciddi bir sıkışması var subaklinal bölgede. Şurada dejenerasyonu var kolokoklum ligamentte. Ve buraya akromioplasti yaptık. Hasta bu hasta yaptığımız şey stapya, deplitman ve akromioplasti. Yani daha çok bu hasta aslında sıkışma sendromu. Çok nadirdir bizim sıkışma sendromunu sadece akromioplasti yaptığımız hasta sayısı genel hastalara baktığında çok nadir ama bu hastada başka da bir şey bulamamıştık. Hasta memnun kaldı mı? Çok memnun. Hasta. İkinci yıl kontrolü bu. Gayet memnun. Ama bunun için gelmedi hasta bize. Bakın çok memnun. O sebep bu da burada başlamış. Hasta diğer omuz için geliyor. Yani hastadan kurtulamıyorsunuz bir şekilde. Omuz ya o kendisi geliyor ya başka bir hastasını getiriyor. Eğer memnun kalıyorsa. Aslında biz verdiğimiz mesaj iyi tanı koyduğumuz zaman ve bunları düzgün bir sırayla tedavi ettiğimiz zaman, doğru zamanda cerrahiye karar verdiğimiz zaman hastadan kurtuluyorsunuz ama başka hastanız da çok daha fazla hastanız oluyor. Umarım bu kursta da hepimizin daha çok hastası ve daha çok memnun hastası olur. Benim sunacağım hasta bu kadar. Sorularınızı alabilirim. Yoksa yarın kadavrada görüşeceğiz. Soru var mı? Pardon. Şimdi 160 milimetre civa değil. Onun şeyi farklı. O yaklaşık 80 milimetre civa. Yarı yarıya gibi. O şeyi kalibrasyonu biraz değişik olur. Yani 100 ile çalışırken o 50. Yarı yarıya. Şey birimi farklı. Aletin birimi farklı. Buyurun. Evet. Oldu. Çok çıkardım. Ama koymadım hiç. Kırılan gördüm. Sıkışan gördüm. Ağrısı olan gördüm. Şimdi şöyle bir çalışma söyleyeyim. Almanya'da yapılmış şeylerle hook plak kimler kullanıyor? İki gruba bakmışlar. Bir omuz cerrahları, omuz üzerine spesifik omuz cerrahlara bakmışlar. Bir de travma yani spesifiklere bakmışlar. Travmadakilerin bu akromioplasti çıktığında hook plak kullanma oranları %80. Omuzla uğraşanlar da yok. Çünkü hook plaklar çok mantıklı plaklar değil. Sizin sorunuz akromioklavikül ekleminde değil. Akromioklavikül eklemin çıkın sebebi kolokoklavikül ligamentlerin yırtılmasıdır. Siz o ligamenti rekonstrükse edip ya da o ligamenti yaklaşarak herhangi bir girişim yaparsanız yani bu da korakoid fiksasyonudur. Hiç o ekleme dokunmanıza gerek yok. O ekleme dokunduğunuz anda içinde diski var. Çok olmasa da bir miktar kıkırdağı var. Hastanın hiçbir şey olmasa bile orada ağrısı olur. O yüzden yani omuz cerrahisinde ben mesela bizim Türkiye'deki omuz cerrahiyle uğraşan arkadaşlarla konuşuyorum. Hiçbir hook plak kullanmıyor. Ben hiç kullanmadım, çıkardım ama. Hocam, bugüne kadar olmadı. Hatta mesela lateral jene biraz daha uzun sürüyor. Hasta bir çıkıyor bazen. Şu hemitoraks olduğu gibi şişmiş oluyor. Sabah bütün suyu atıyor hasta. Onu şöyle ben ilk başladığımda haklısınız yani çok rahatsız ediyor değil mi? İlk başladığınız zaman o şişmeleri falan. Ben de ilk başladığımda korkmuştum gerçekten. Yani şişmiş falan bu hasta ne olacak? Deltoid gitti, kompartmana gitti falan diye korkuyordum. Sonra bir arkadaşım Copeland kliniğe gitmişti şeyde İngiltere'de. Onlar şeyde sadece omuz yapan bir klinik Levy ile birlikte. Nasıl yapıyor dedim onlar. Tabii o zaman çok eski bir süre. Bu 10 sene önceden bahsediyorum. Nasıl yapıyorlar dedim onlar. Vallahi dedi, hasta çıktığı zaman iki tane çocuk bezi koyuyorlar üzerine. O kadar çok su akıyor ki dışarıya. Tamam dedim hadi korkmaya gerek yok. Yani onu duyduktan sonra ben de rahatlamıştım. Bir şey görmedim bugüne kadar. Sonra.
Buyurun. Yani genç hastalarda daha çok gördüğümüz yırtıklar zaten travmatik yırtıklar. Travmatik yırtıklar bence çok ayrı bir kategori. Travmatik yırtıkları çok geciktirmemek lazım. Çünkü çok hızlı bir şekilde atrofiye gidiyor. O yüzden travmatik yırtığı mümkün olduğu en kısa sürede tamir ederseniz zaten dejeneratif, rejenerasyon olmadığı için onlarda tekrar yırtık olanı çok fazla olmuyor. Ama yani genç hastada mutlaka tamir yaparım. Tekrar yırtık olsa da ama ilk dikme şansınızı iyi kullanmak lazım onlarda. Çünkü tendon kalitesi iyiyken dikmekte yarar var. Nasıl? Enfeksiyon. Ha. Şimdi bir akut supratif enfeksiyon var. Onu çok nadir görüyoruz omuzda. Dikişe reaksiyon yani en azından ben bir tanı koyamadım onunla ilgili ama subklinik seyreden ve ağrıyla giden bu ne akneydi? Ha, Propteobacterium aknenin oluşturduğu enfeksiyonlar. Onlar çok daha subklinik seyrediyor. Onun tanısı koymak kolay değil. Yani aspir edeceksiniz bazen haftalarca beklemesi gerekiyor üremesi için. O yüzden hani bizim çok fazla tanı koyamıyoruz ona ama şüphelendiğimiz olgularda ki anlam veremediğimiz ağrıları olan hastalarda antibiyotik tedavisi veriyorum ben. Ama bunun oranı ne diye sorarsanız net bir şey söyleyemem. Ama çok fazla değil. Genellikle kistler tübekül majusun o sponjoz kısmında oluyor. Başa yakın kısmında oluyor. Yani medial ankor koyacağınız yerde oluyor genellikle onlar. O yüzden oraya eğer öyle bir şey varsa medial ankor koymadan gerdirerek iyice laterale fikse ediyorum. Onu. Bazen çok büyük kist varsa o grafitimizde oluyor kistin içine. Ama daha laterale kortekse yakın bir kısma metafizin biraz daha yani metafizin sonuna doğru koymaya çalışıyorum. Ama mutlaka çok büyükse greftlemeye çalışıyoruz. Ama her zaman değil. Sert omuz onlar. Donuk omuz sert omuzlarda. Ya açacaksınız bir şekilde. Yani o manipülasyon onlarda tehlikeli. Donuk omuz gibi değil sert omuzlar. Ama yine de çok gentle deneyebilirsiniz. İmplantı çıkarmayı deneyebilirsiniz. İmplantı çıkardıktan sonra çıkartırken bütün dokuları uzatmanız gerekiyor. Özellikle subscapularınız çok gergin oluyor. Yani bir şekilde açmanız gerekiyor ama manipülasyon biraz daha tehlikeli onlarda. Torakoskopi mi yaptınız? Anlamadım. Torakoskopik cerrahiye başlamışsınız. Evet yani o pneumotoraks riski var gerçekten. Evet. Gelenekte evet. Ama Humves başında yok. Artroskopi dediniz değil mi? Yok. Ama şeyde gelenekte o fragmanları fix etmek için evet ama şeyde yok. Humves başında yok. aslında azlamıştım da onları sonradan ne yaptım bilmiyorum. Yani koymadım biraz uzun sürecek diye. Çok büyük sorun oluyor. Yani özellikle eklem içine koyduğunuz metal ankorlar hatta nerede başarısızlanım? Onun yaveri nerede? Yaveri de yok. Biraz önce buradaydı hepsi. Daha yeni geçen hafta bir tane çıkardık. Genç 20 o da 19 yaşında mıydı? 19 yaşında. Kaf labrum tamiri yapılmış. Ankor diyoruz ya biraz kıkırdağa koymak lazım ankoru. Gnedin biraz ortasına doğru gelmiş. Muhtemelen kaymış şeyler herhalde. Gnedin ortasına doğru gelmiş. İyi oturtulmamış. Baş dışarıda kalmış. O eklemi görmek istemezsiniz.
olduğu gibi çiziyor. Ve o hani tamamen bir oluk oluşturuyor. Çok hafif o başın dışarıda kalması bile çok ciddi bir oluk oluşturuyor. O yüzden eklem içi uyguladığınız özellikle metallerde çok dikkat etmek lazım. Mutlaka hiç görünmeyecek şekilde gömmeniz gerekiyor onları. Benim deneyimim yok. İp ankorda diyorsunuz değil mi? Yani ben hiç kullanmadım ama başarılı olduğunu söyleyen arkadaşlar var, kullananlar var. Evet, yani şeyine, pediküline zarar vermeden, o damar sinir girişine zarar vermeden daha çok lateralinden, medyale doğru gitmiyoruz. Medyalde yaklaşık bir 7-8 santim altında pedikülü var. Pediküle zarar vermeden daha çok lateralden ve küntüs seksiyonla biraz şey yapıyoruz, mobilize ediyoruz. O yani parmağımız biraz ağrıyor onu yaparken ama insisyon hani öyle kalsın diye biraz uğraşıyoruz. Yo, açarak. Açarak. Yani eğer atrofisi varsa, humerus başı yukarıya doğru çıkmışsa, evet. Şöyle bir avantajımız var. Biz lateral dekübitte yapıyoruz. Ameliyatları gördünüz. Latissimus dorsi lateral dekübitte çok kolay oluyor. O yüzden ameliyat sırasında karar verebiliyoruz. Ha, tamam, bunlar da latissimus dorsi yapalım diyoruz. Zaten önceden bir plan yapıyoruz. Uyluğunu boyuyoruz, hazırlıyoruz. Hemen o açıp bir şey alırken, fasilatı alırken, birimiz şeyi gevşetiyoruz, tendonu gevşetiyoruz. Bu arada şeye evet, eklem içine alıyoruz. Çok kısa süre, aslında bir saatte bütün ameliyat bitiyor. Tabii alıyoruz. Yapabilirsiniz ama çok incedir. Yani latissimus çok büyük bir kas ama tendonu kısmı çok incedir. O yüzden kalınlaştırmakta yarar var. Bunu allograft de yapanlar da var. Mesela şeyde Savoy neredeydi? Harvard'da mıydı? Felix Savoy, Harvard'da sanırım. O şey, rutin olarak yapıyor. Ondan görmüştüm şeyi. Rutin olarak açıkta yapıyorlardı. Fasilata grafti kullanıyorlardı biraz güçlendirmek için. Biz de burada farkın etsin hep gergi bandı yapıyoruz. Gerdiğimiz için yırtmasından korkuyorum. Ben o yüzden kalınlaştırıyorum şeyi, tendonu. Fasilatayla. Çok fazla uzatmıyorum. Nasıl? Pardon. Açık bence dehşet bir ameliyat. Artroskopik yardımı daha masum bir ameliyat. Yani ben açıkla yaptım. O bir fotoğraf göstermişti şey, fark ettiniz mi? Mustafa anlatırken. Şeyin gerberin fotoğrafının yanında bir şey vardı. Açık yapılmış. O gerberin kendi ameliyatı. Ben oraya gitmiştim. O benim çektiğim bir fotoğraf yaparken. Yani dehşet bir ameliyat. Yani bir şeyi açacaksınız. Latissimus almak için açacaksınız. Döneceksiniz, eklemi de açacaksınız. Çift insizyon. Yani bayağı büyük bir cerrahi. Ben eskiden onu yaparken tamam diyoruz, bugün yarım günde latissimus transferi yapacağız diye ayırıyorduk açık yaparken. Şimdi normal bir rutin şey içerisinde artroskopi yardımı yapabiliyoruz. Yani işimizi çok kolaylaştırdı. Anlamadım. Hayır, hayır. Subscapularis yırtıksa ilk önce subscapularisi dikip sonra latissimus yapıyoruz. Hayır, hayır. Şeye kadar getiriyoruz. Biceps oluğunun posteriorine kadar, anteriorine değil, posteriorine kadar getirip oraya fix ediyoruz. Aynı yöntem. Orada işte slap yapalım yapmayalım, bu tartışılıyor. Eşliklerin slap yapılsın yapılmasın mı? Genç hastalarda yapılsın diyenler de var. Bunlar baş üstü aktivite yapacaklar, bisepsini ağrıtırlar deyip bunlara tenedöz yapanlar da var. İkisi arasında şu anda tenedöz biraz önde. Avizyon kırığı değil mi? Omuz anterior çıkık olmuş, avizyon kırığıyla gelmiş hasta. Aslında bunlar daha çok yaşlı hastalar.
Değil mi? Yani avizyon kırığı olan, yani tübekülün majus kırığıyla birlikte antriyo çıkıntılar. Genelde daha çok yaşlı hastalar. Çoğunda redüt ettiğiniz zaman o majus yerine geliyor. Ben genelde onlarda majus yerine oturuyorsa konservatif tedavi uygularım. Ama eğer şeyse, hani deplase ise majus, o zaman ya artroskopik yardımlı fiksasyon ya da şey açıp oraya vidayla tespit ediyorum. Yırtık aslında çok olmaması gerekiyor. Çünkü o avizyon olduğu için bir tendonun çekmesi gerekiyor orayı. Ama mesela proximal kırıklarında eğer şeyse majus da kırıksa ve kaf da yırtıksa aynı senaryo plak koyacaksan o plağı üstteki o küçük deliklerinden tespit kişileri koyduğunuz deliklerden süzgü geçirip dikiyorum. Yani tespit yaptıktan sonra plağa dikiyorum şeyleri kafı da beraberinde. Oldu mu? Evet. Herkese iyi akşamlar. Yarın sabah görüşmek üzere.